diyeceksiniz efendim? Evet, yani hani göç yolda düzülür misali, panik halinde dün açıklanan karar, biliyorsunuz dün bankalardan genelde bugün medyada yansıdığı üzere 1 milyar dolara yakın efektif talebi vardı. Bu efektif talebin hızlanması karşısında doğacak riski gören siyasi iktidar yeni ekonomi politikası dedi, bilmem ne Çin dedi filan dedi ama dövizi düşürmek için olmadık şapkadan tavşan çıkaran bir metotla bu dünkü açıklamayı yaptı. Esasında ihracata dayalı cari açık küçülecek büyüme modelinden de bir hafta içinde vazgeçilmiş oldu. Amaçları çünkü kurun yükselmesi değil, kurun düşmesiymiş meğersem. Dolayısıyla bütün söylediklerini tekzip ettiler bugüne kadar. Şimdi bu açıklanan şeyi ben zaten dün de açıklama yaptım bu konuda. Bir dolarizasyona giden bir ülke olarak bütün mevduatların fiilen dolarizasyona dönmüş olması oldu. Ve örtülü bir kur artı, örtülü bir faiz artışı olarak biz niteledik bunu. Bu sürdürülebilir mi? Alınan risk büyük bir risk olduğu için ne kadar tahammül edilebilir ve vergi veren insanların parasını siz mevduat sahiplerine ne hakla ve nasıl aktarırsınız? Bu anayasaya uygun mudur, aykırı mıdır? Hep bunları tartışmak lazım ama şu açıklamaya baktığımız zaman bir ay vadeli mevduatları istemiyorlar, öyle anlaşılıyor. Yani vadeyi uzatmaya çalışıyorlar. Çünkü mevduatların %90'ından fazlası biliyorsunuz bir ay, 2 ay ve 3 ay vadede yoğunlaşmış vaziyette. Bir de kırık vadeler vardır yani 45 gün vade falan öyle uygulamalar da var. Dolayısıyla 3 aydan önceki vadelere bunu garanti etmiyor. İlla 3 ay olsun diyor. Bir kere böyle bir zorlama var burada, o anlaşılıyor. Bir de tabii bütün bankaların minimum faiz oranını uygulayacaksın derken bütün bankalar maksimum faiz verecek hali yok. Minimum neyse onu verecektir. Bir özel bankanın daha fazla faiz vereceğim demesi çok zor bir ihtimal. Dolayısıyla çünkü mevduat sahibine aradaki farkı sana hazine ödeyecek diyecek. Doğru mu? Dolayısıyla hazine devalüasyon ve kur artışlarından doğan çok büyük bir belirsiz riske giriyor burada. Herhalde geçici bir zaman kazanmaya ve erken seçim için bir yalancı bahar ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu çünkü görülmüş bir şey değil, yani denenmiş bir şey değil. Bir yandan milliyiz, yerliyiz diyeceksiniz, bir yandan milli paranıza yabancı parayla garanti vereceksiniz. Büyük bir çelişki yaşanıyor burada. Bu kadar belirsizlikten sonra Türk halkının bu uygulamalara büyük bir teveccüh göstermesi için güvenin sağlanması, itibarın, kredibilitenin geri gelmesi gerekir ki bu kadar çelişkili rally dedikleri iniş çıkış yaşanan, zikzak yaşanan ekonomi politikalarında güvenin kolay kolay tesis edilmesi zor görüyorum ben. Amaç dövize yönelik büyük bir talebi ve efektif çekişini ve paniği durdurarak kurlardaki anormal artışı indirmek oldu. Dolayısıyla ihracat artsın diye biz kurları serbest bıraktık söylemlerinin de palavra olduğu ortaya çıktı. Siyasal iktidar hazırlıksız, plansız, programsız bir şey yapıyor. Bütün bankalara aynı vadede aynı faizi verin diyor. Bu rekabete karşı da bir şey. İkincisi hazineden karşılayacak bu paranın çok büyük para olacağı aşikar. Biraz sonra gireriz detaylarına vakit varsa eğer. Yani ne kadar Türk lirası mevduat var, bunun ne kadarı bu vadelerde ve bunun %10 kur artması halinde ne kadar hazineye yük bindireceğini az sonra açıklarım isterseniz ama diğer konuğa söz vermek için ilk aşamada burada Tabii ki. keseyim. İkinci aşamada bunları da anlatalım isterseniz. Tabii ki efendim. Sayın Nas, siz ne diyeceksiniz? Şöyle kısaca Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamasının duyurusuna baktığımızda hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak. Kur farkı hesapları her gün 11'de açıklanacak. Merkez Bankası tarafından sistemi isteyen her banka katılacak deniliyor. Ve sonunda da şöyle şöyle katılım bankacılığında da uygulama konusunda çalışmalar yürütülmektedir denilmiş. Katılım bankacılığına örtülü faiz yorumları yapılıyordu dünden bu yana. Sizin bu ayrıntılarla birlikte yorumunuz nedir? Evet, Sayın söylenmesi gerekenlerin önemli bir kısmını söyledi zaten. Bugün yapılan açıklamada bir şekilde sabahtan beri kulislerden sızdı. Beş aşağı beş yukarı bunun böyle olacağını biliyor idik. Evet, dün bankalara yönelik bir efektif bir talep artışı vardı. Bunun getirdiği bir panikle zannediyorum bu karar alındı. Ancak bu kararın çok daha önceden birkaç defa düşünülmüş olduğu bugün Barış Soydan'ın yazısında
var. İki defa gündeme gelmiş, ikisinde de rafa kaldırılmış. Yani bu çok riskli olur, hazineyi çok ağır bir yük altında bırakır diye. Fakat sonunda galiba kurlar kontrolden çıkınca ve bunun ekonomide bir ani duruşa yol açması tehdidi de baş gösterince böyle bir kararı apar topar aldılar. Ani duruş derken özellikle bunun altını çizmek isterim. Biliyorsunuz sadece mevduat sahiplerine yönelik değil, ihracatçıya yönelik de bu çerçevede bir önlem var. Bu da şunun için yapıldı. Biliyorsunuz sermaye piyasası, Borsa İstanbul son işte dün de bugün de devre kesiciler, otomatik devre kesiciler uygulaması devreye girdi. Çünkü ciddi bir fonlama sıkıntısı baş gösterdi bazı bankalarda. Bunun sebeplerinden bir tanesi de ihracatçılar ellerindeki dövizleri sisteme sokmayarak, çünkü neyi hangi fiyattan tekrar ithalat ihtiyaçları olduğunda alacaklarını bilemedikleri için işletme sermayesi taleplerini krediler yoluyla karşılamaya başladılar. Bu da hem öngördükleri gibi o Türkiye ekonomi modeli dedikleri modelde yeterince bir ihracat artışı sağlanamayacağını da kendilerinin kendi gözleriyle görmüş olmaları, hem de sistemde bir takım risklerin belirmesi, bu risklerin de giderek büyümesi ve ekonomide bir ani duruşa yol açma tehlikesi karşısında bir paniğe kapıldılar diye düşünüyorum. Şimdi bu alınan kararlar aslında bize başından beri bir stratejinin olmadığını düşündürüyor. Bir adım atılıyor. İşte bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Sonra o sonuçları yapmak için, elimine etmek için bir başka adım daha atılıyor ve sonunda işte ülke ve ekonomi bir patikaya giriyor. Şimdi bu sistemin kontrolden çıkması halinde ya da olası büyük bir kur şokunda kamu maliyesi çok ağır bir darbe yer ve bunun sonucunda da ülke riski, risk primi iyice artarak kur şokunu daha da derinleştirir. Yani bu son derece ciddi, tehlikeli ve risk içeren bir karardır ve burada zannediyorum şundan, şimdi bakın şöyle bir şey var. Yüksek faiz enflasyonun sonucu değil sebebidir anlayışıyla aslında tutarlı bir karar bu aldıkları. Ama burada bu anlayışa göre kur artışı ekonomideki yapısal bir takım sorunlardan kaynaklanmıyor. Yani kendi kendini besleyen bir süreç var. İşte bu nedenle kur sürekli olarak yukarı gidiyor. Böyle bir şey yaparsak bu artışı durdururuz gibi bir yaklaşım var. Bu doğru bir yaklaşım ve doğru bir çıkış noktası değil. Çünkü ekonomideki kur artışı gerçekten yapısal sorunlardan kaynaklanıyor ve besleniyor. İşte ihracat odaklı dediler. İhracat yapabilmek için sizin ithalat yapmanız lazım. Üretim yapabilmek için işte %73-74 aramalı ve enerjiyi ithal ediyorsunuz siz. %11-12 oranında sermaye malı ithal ediyorsunuz. Bu bir yapısal sorundur. Bu yapısal sorunu görmeden sadece aynı zamanda ekonomide yarattıkları bir güven krizini, güven erozyonunu görmeden ve bu belirsizliği bütünüyle hazinenin üzerine yükleyerek ortadan kaldıracaklarını düşünmek kısa vadede belki bir şeylere biraz nefes aldırabilir, siyaseten kendilerine nefes aldırabilir ama toplumun sırtına yüklenmiş çok ağır bir maliyeti beraberinde getirir. Şimdi Ufuk Bey de belirtti, ekonomi artık bütünüyle dolarize olmuş durumda. Yani biz bundan sonra işte TL'nin bir yatırım aracı olmaktan TL çıkarıldı, bir tasarruf ve yatırım aracı olmaktan çıkarıldı. Bankalar bu koşullarda krediyi nasıl verecekler? Onlar da muhtemelen aynı şekilde dolara endeksli olarak sisteme kredi verecekler. Yani biz TL'yi bundan sonra işte günlük alışverişlerde, ücret ödemelerinde vesaire bu buralarda kullanacağız. Bunun dışında TL artık ekonominin tamamen dışına atılmış gibi duruyor hükümetin bu aldığı kararlarla. Şimdi
burada şeye çok dikkat etmek lazım. Yani bunun kontrolden çıkma ihtimali gerçekten çok ciddi bir şey. Yani bu dolarizasyonu da bundan sonra, bu karardan sonra durdurmak maalesef pek de mümkün değil. Kontrolden çıkarsa ne olur Sayın Nas? Nereye götürür? Çok ciddi bir, bu kontrolden çıkarsa kendisini besleyen faiz yüksek enflasyon sürecine Türkiye'yi sokar ve biz bundan sonra aylık %20'ler gibi falan enflasyonu görmeye başlarız. Hazine bu maliyeti üzerinden kaldırır, altından kalkamaz ve biz bir süre sonra hazinenin bunu karşılayabilmek için süper faizli hazine bonoları çıkarmasına şahit olabiliriz. Yani topyekun